üreticinin ve tüketicinin mutlu olmadığı fiyatlardan kim mutlu oluyor? Bu sorunun cevabını da sizden almak isterim. Buyurun. Şimdi mutlu kim mutlu? Kazanan evet. mutlu. Kazanan nasıl belli olur? Piyasada kim büyüyorsa ona bakmak lazım. Büyüyen kim? Uluslar uluslararası e, zincir mağazalar, zincir marketler. Bu çok tespitli ortada. Biz bunu çok uzun süredir söylüyoruz. Bir yanda devasa sermaye, <laughs> dünya sermayesi de var işin içinde. Fonlar var, uluslararası sermaye var. Arkalarında mühendislik var. <laughs> Discount vesaire bir sürü şeyler var. Binlerce mağazaya ulaştı. Recep Bey, 3 kişinin, 5 kişinin on binlerce mağazası olur mu? Nihayet tüketim denilen bir piyasa var. Bunu fiyattan önce söylüyorum. Yani fiyatı önce değerlendirmeyelim. Önce bunu almak lazım. Nihai tüketim piyasasını ele geçiren bu büyük zincir mağazacılık, zincir mağazacılık derken kardeşimiz burada bunu da ayırmak lazım. Biz bu yerellerden bahsetmiyoruz. Ya burada istersen Böyle... ben daha açını söyleyeyim Yüksel Başkan. Burada şimdi Ahmet Beylerin de marketleri var ama yerelde esas bizim zincir market dediğimiz tüm Türkiye'de üç harfli olarak bilinen marketler. Buyurun. Yani bunlara ilaveten uluslararası marketler de var. Evet. Bunlar da önemli. Bunları birleştirdiğiniz zaman e, sahiplik olarak az kişi CEO'de, genel müdürde, patronu de, sahibi de ama müthiş yaygınlar. Şimdi bundan yerel marketler nasıl rekabet etsin? Bunlarla gene e, geleneksel pazar yerlerimiz nasıl rekabet etsin? Manav zaten kalmadı nasıl rekabet etsin? Hal nasıl rekabet etsin? Sonuç şöyle oluyor. Çok büyükler. Arada bir de tedarikçileri var. Alım güçleri çok yüksek. Üreticiye alım gücü vasıtasıyla baskı yapıyorlar. Zaten hal dışından da gittikleri için bu sefer üretici hale mal gönderirken tedirgin. Kardeşimiz bildiğimiz üretici Konya'da. E 2 lira 2,5 lira ürünün maliyeti var. Yarın hale mal gönderdiği zaman kaça gideceğinden emin değil. Tedirgin. Niye tedirgin? Hal o borsa görevini tam göremiyor. Bizim anlatmak istediğimiz burada bu borsa doğru değerlenmeli, doğru fiyat olmalı. Ha, halden de şunu hep söylüyorum, sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Bizim de eksiğimiz, noksanımız neyse bir an önce giderilmeli ve şeffaf bir yapı ortaya koymalı. Burada bu büyük zincir mağazaların bu arz ve talep dengesini e, bozan ve günden güne artan nihai tüketimde müthiş bir büyüme oranları var. Buna dikkat etmek lazım. Bunun uygulamaları çok, önerileri var. Neler yapılacağı hususunda bir sürü şeyler söylenebilir. Konunun uzmanları oturacak, konu paydaşlar oturacak. E bu, bu kadar büyük devlerin küçükleri ezmesine müsaade etmemek lazım. Benim e, bu görüşteki, bu konudaki görüşlerim net olarak bu. Buna dikkat etmek lazım. Böyle başıboş olmamalı. Biz Almanya'da da tartıştık. Biz de dedik ki marketçi arkadaşlarımız var. Biz de mağaza hı hı. açalım. Yok olmaz diyor. O talebe göre değerlenecek İhtiyaç varsa açılır diyor. E burada her istediği yerde mağaza açıyorlar. Bu kadar serbest. Köylerde açıyorlar neredeyse. Benzin istasyonlarının hepsine yer aldılar. Yani bu bu kadar olmamalı ve piyasaya bu konuda dikkat etmek lazım. Tüketimi ele geçiren yarın üretimi ele geçirir üretime ele geçirse bakın bizdeki üretimin iyi üretimimiz var. 60 ton milyon tonun üstüne çıktık. Hı hı. Üreticimiz de küçük üretici. Kendi bölgesindeki köyündeki serasıyla veya işte tarlasıyla, bahçesiyle kendi imkanlarıyla geçim sağlıyor. Sosyoekonomik bir konu. Bunun yıkılması demek kırsalı bu konuda gerçekten ki maliyet fiyatlarını girdiler hepimiz konuşuyoruz. Gerçekten müthiş e, dikkat edilerek küçük üretici korunmalı. Küçük esnafımız korunmalı. Yerel market, pazar yerleri korunmalı haller. Korunmalı derken rekabet etme imkanı verilmeli Recep Beyciğim. O açıdan bu konuyu çok önemsiyoruz. Evet.